Bak. Kız gene bir yolunu bulup sıyırıvermiş işin içinden kendini. Oğlan benim oğluma oldu. Cevapsız sorularla kala kaldı çocuğum. Nereden bilebilirdim Hamiyet? Bak Yılmaz Bey. Bugüne kadar seni dinledim. Ama bu iş bitti. Ayol oğlum neden, niçin diye kafayı yemeden her şeyi anlatmamız lazım. Bak Hamiyet. Tamam, Havva'nın yaptığı doğru değil ama zaten oğlan şok olmuştur. Bir de biz körükle gitmeyelim yangına ha? Sen Allah aşkına. İlla bildiğini yapacaksın. Yok. Yok, cevap vermiyor. Bak gene kapadı kendini. Ah, hiç ders almıyorsun Yılmaz Bey. Hiç ders almıyorsun. Biz bunları daha evvel yaşamadık mı ayol? Tamam Hamiyet, tamam. Of. Aç be oğlum. Aç be kara gözlüm. Oh Allah'ım. İyi akşamlar oğlum. İyi akşamlar amca. Hayırdır, canın sıkkın gibi. Sorma be evlat. Havva ve Yusuf'la ilgili mi? Amcaoğlu gelmedi mi daha? Yok, gelmedi. Her yeri aradık taradık, telefonunu da kapatmış. Gerçekten ayrılmışlar mı? Yusuf'la bugün konuşamadım ki. Havva'ya bakarsan ayrılmışlar. Ama Yusuf bu konuda ne düşünüyor bilmiyorum. Ne oldu ki peki? Daha geçen gün kahvaltıda nikah tarihi konuşuyorduk. Yusuf bugün bütün gün hazırlıklardan bahsetti. Benim de fazla bir malumatım yok ki oğlum. Yani eğer Yusuf çıkar da anlatmak isterse o zaman hepimiz öğrenmiş olacağız. Hava. Hava, aç kapıyı. Açma kızım. Oğlan kendinde değil. Belli ki çok sinirli. Biraz sakinleşsin, sonra konuşursunuz. Bırak anne. Biraz konuşalım. Ne oldu, cevap ver bana. Verecek cevabım yok. Olmayacak. Ne diyor bu kız ya? Olmayacak deyince bitti mi yani? Biter mi hemen? Bitiyormuş. Bitti Yusuf. Seninle evlenmek istemiyorum.
Sensiz yaşayamam demedim mi? Evleneceğimiz günü beklemedin mi? Nikah günü alınca mı aklın başına geldi? Başka bir şey olmuş, bana doğruyu söyle. Doğru söylüyorum. Ben böyle olsun istemedim. Ama yapamayacağım. Gözüme bak Havva. Sevmiyor musun beni? Sevmiyorum. Bitti Yusuf. Havva bunu bize yapma. Bak ne olduğunu anlamıyorum. Yüreğim kabul etmiyor. Beni sensiz bırakma ne olur. İstediğin gibi olsun. Yusuf, oğlum gitme. Kız geldiğinde değil. Öyle bitti demeyle bitermiş. Sana ne oldu diye sormayacağım. Düştüğün gayya kuyusunu kendi ellerinde kazdın kızım. Hem kendini mahvettin. Hem bizi, hem Yusuf'u. İçim yanıyor ama. Sen bunu hak ettin be abla. Ben de öyle dershanedeyim işte, etüte kaldım. Yani iki gündür aramayınca merak ettim. Hadi ben derslere gömüldüm, sen neyle uğraşıyorsun da beni aramayı unuttun? Ah be yavrum, hiç unutur muyum ben seni? Kafam hep sende, bana inan. Ama işte biliyorsun ya, şimdi bu düğün yaklaştı. Yok davetiyeydi, yok ne bileyim işte elbiseydi, yok alışverişti falan filan derken... vakit nasıl geçiyor anlamadım vallahi billahi. Yani sanki böyle başka bir şey olmuş gibi geliyor sesin. Sen şimdi uzaktasın ya. Sana ondan öyle geliyor bir tane. Vallahi. Hem sen beni bırak bakayım. Sen anlat. Nasılsın? Bana bak, o derslere dalıp da böyle yemeğini memeğini ihmal etmeyesin sakın. Merak etme anne. Halam dakika boş bırakmıyor. Meyve yedirmezse kek, o olmalı sütlaç. Habire besliyor beni. Sağ olsun kızım.
Münevve. Yavrum Rüzgar ağlıyor biliyor musun? Ben seni sonra ararım çocuğum. Beyim hoş geldin. Kıyamet kopacak. Kınanı hazırladın mı? Nerede kaldın oğlum? Merak ettik. Ne yaptınız Havva'ya? İşte buyurun. Yusuf, dur oğlum. Ne durması baba? Niye bıraktı bu kız beni? He? Daha dün sensiz yaşayamam diyordu. Niye bıraktı? Oğlum sen niye bizi suçluyorsun? Belki suçlu Havva. Bırak Allah aşkına anne ya. Başından beri düşmansın kıza. Kıza düşman oldun. Sevmedin bir kere. İtiraf et. Yusuf oğlum. Baba bak çok kötüyüm. Bir şey biliyorsan söyle. Yusuf sen söyle. Ayrıldınız mı gerçekten oğlum? Ben öyle bir şey mi dedim? Havva'ya ne söylediğinizi sordum. Şimdi benimle ayrıldığımı biliyorsun. Demek ki bir şeyler biliyorsun. Niye söylemiyorsun baba? Yusuf oğlum. Şimdi çok öfkelisin. Biraz sakinleş. Zamanı gelince Havva ile konuşursun. O da niye bunu yaptığını söyler sana. Baba bana ne yapacağımı söyleme. Cevap ver. Baba ne olur cevap ver bir şey biliyorsan. Tamam baba. Oğlum. Nereye gidiyorsun? Söyleyemedin değil mi? Söyleyemedim Hamiyet. Kanayan yarıya nasıl tuz basılır ki? Bu yara hiçbir zaman kapanmayacak. Hiçbir zaman kabuk bağlayamayacak sayende. Eğer kızın gerçek yüzünü anlatsaydın, Yusuf o sevgiyi parça parça eder, atıverirdi yüreğinden. Ama yapamadın. Şu andan itibaren eğer oğluma bir şey olursa var ya, seni asla affetmem. Hepsinin sebebi sen olursun. Sevda öyle yürekten nasıl sökülüp atılır ki?
Allah'ım sen sakinlik ver. Ne kapıya koyan var ne hesap soran. Kıyamet koptu kopacak derken aklımdan olacağım ya. Sen rüyalarına
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.